Yayla zamanı Haziran'da başlar. Göç başlar. Aşağıki yayla, yukarıki yayla diye bir tavırlar var. Hani aşağıki yayla, yukarıki yayla. Aşağıki yayla ilk kar erken kaldırdığı için aşağıki yaylaya çıkılır. Orada yayım olur. Çünkü yaylalar eski de hayvancılık için kurulmuş bir yerdir. 1900'ü geçtiğin zaman ormanlık alanlar biter. Otlak alanlar başlar, taşlık alanlar. İlk 40-45 gün aşağıki yaylada kalırlar. Yaşlı heyet vardı tabii ki yaşlılarımız. Onlar karar verir işte yukarıki yayla Temmuz'un 30'unda çıkılacak diye. Ondan önce yukarıki yayla hayvan çıkaramazsın. Bizim adetler öyleydi. Kimse ondan önce yukarıki yayla hayvanını çıkaramaz. Bir gün önceden çıkarsan bile ahırdan çıkaramazsın. Otlak alana salamazsın. Bizim buradaki adetler genellikle eskide hep öyleydi. Ondan sonra yaşlılarımız karar verdiği zaman yukarıki yayla işte Temmuz'un 30'unda çıkılacaktı. 30'unda çıkılır. Yukarıki yaylada da bir 40-45 gün kalınır. Oradaki yayımda otlanırdı. Hayvanlar otlardı. Ondan sonra aşağıki yayla inilecek derlerdi. Aşağıki yaylada işte Ağustos'un 30'unda gibi 35'inde Eylül'e kadar inerlerdi. İnmek isteyen ondan sonra inerdi. Çünkü yukarıki yayla bir daha çıkılmadığı için inmek istemeyen de inmezdi. Devam ederdi yukarıki yaylada. Eylül dediği zaman da Ekim'e doğru artık yavaş yavaş aşağı doğru, köylere doğru göçleri başlar. Biz bu 100 yıllık bir geleneğimiz var. Eskilerden beri, atadan dededen beri kalan bir gelenek. Öncelikle onlar yürüme gelirlerdi. Şimdi arabayla geliyoruz. Köyde önce kıyafetlerimizi giyiyoruz, hazırlanıyoruz, ineklerimizi süslüyoruz. Onları süsleyince heyecanlanıyorlar, yaylaya gideceklerini bir anlıyorlar. İşte geliyoruz buraya, eve yerleşiyoruz. Yaylamız, 3 ay burada kalacağız. Burada durup yayla yapıp tekrar sonbaharda köye döneceğiz. 3 ay havada işimiz edecek. Minamıza bakacak. Ahıllarımızı biçecek. İşte gene köye gidip gelecek işimiz oluyor. Yani gidebilen köye gidip gelecek. Öyle yayla da şenlendi. İslandı, islattı bizi. Eskiden yürüme geliyorduk, şimdi arabayla geliyorduk. Yatardık yollarda. Bir gün yatardık, yarın dağısı bırağı aşardık. Bir umu, çan, kelek, koyun, böyle bu dağlar malıyla tutuşudu. Şimdi herkes tek tük geliyor. Kiminin malı var, kiminin yok. Öylesine geliyor. Şimdi bu otlarımızı biçerik, sığırımıza veririk. Buralara patates diktik, geldik önceden. Pancar diktik, evin yanında pancar var. Lahana. Burada biraz 2-3 ay duruyor. Ondan sonra attık, teker teker göçerik. Konum olarak şeyin Doğu Karadeniz bölgesinde Karşal Dağları, bir tarafta Karşal Dağları, kuzey kısmında Gürcistan sınırları arasında kalmış bir havzadır. Coğrafi yönden de etrafı dağlarla çevrildiği için koruma alanı haline gelmiş. Ve daha sonraları Uluslararası Çevre Fonu'nun yaptığı incelemeler sonunda da burada çeşitli projeler uygulanmaya başlandı. Sürdürülebilir bir kalkınma, yani buradaki insanların doğayı koruyarak hem de yaşam koşullarının geliştirilmesi için sürdürülebilir bir kalkınma modeline dayanan ekosistemiyle, organik tarım ile bir de yerel kültür, organik tarımı ile birlikte yerel kültürün mimarının korunmasına dayalı bazı projeler uygulandı. Bu projeler çerçevesinde de ekoturizm önde gelmekte. Ve gün geçtikçe de ekoturizme talep ve böyle korunan Türkiye'de başka bir yerde olmadığı için gün geçtikçe de gelişmektedir. Yani insanlar daha fazla ilgi duymakta, görmeye gelmektedirler. Bölgede 5 yıldızlı oteller gibi bir şey yok turizme yönelik. Ev pansiyonculuğu yapılmakta, yerel mimariyi, kültürü, değerleri kaybetmeden
sürdürülebilir bir kalkınma modeline dayalı bir UNESCO tarafından bir proje uygulanmaya başlandı. Bu da Türkiye'de tek bir yer olan biyosfer rezerv alanı ilan edildi burası. Böylece de bir hem doğanın korunmasına insanlar, gelen insanlar da çok şey yapmakta. Buranın korunmasına özen göstermektedirler. Çevre kirliliği gibi bir şey olmamakta. İnsanlar bilinçli, buraya gelen insanlar da çok bilinçli, doğayı seven insanlar gelmekte. Bu da burada yaşayan insanlara da bir güç vermekte. Geçim olarak bizim buralarda çaydır. Bizim Rize bölgesinde geneli ana kısmı çaydır geçim olarak. Tabii ki bizim milletimiz daha önceden gurbetçilik de yapmış. En büyük geçim olarak çaydır. Yan gelir olarak da bu aralar turizm işi yapılıyor. Çamlemşin bölgesinde olsun, işte Uzungöl'de olsun. Bazı yerlerde turizm. Tabii ki herkes bundan yararlanamıyor ama çoğu insanlarımız yararlanabiliyor. İşte biz bile ek işimiz minibüsçü işte. Taşıma olarak yapıyoruz bu işi. Yazın 3 ay. Sadece bizim buralarda 3-3,5 ay taşıma yapabiliyorsun. Turizm geliyor. Kışın turizm yoktur. Kurbetçilik vardır. Çamlemşin bölgesinde hemşiniler genellikle pasta ustasıdır. Bu mesleği de çok eskide Rusya'dan almışlar. Dedeleri Rusya'ya gitmiş. Oradan geldiği zaman onlar da öyle pasta kültürüne alışmışlar. Hemşinlilerin çoğusu bu anda pastacıdır. Bütün büyük şehirlerde pastaneleri vardır. Hemşin de çok çalmadığı için çoğusu pasta ustasıdır, pastacıdır. Bitki örtüsü dediğimiz gibi çok çeşitli ağaçlarımız var. Gülgen ağaçları, kestane ağaçları, hatta kestane çiçeğinden bal olur. Kestane ağacı sağlam bir ağaçtır. Evlerin yapımında kullanılan bir ağaçtır kestane ağacı. 150-200 sene kadar dayanabilen bir ağaçtır kestane ağacı. Gülgen ağacı da eskide laminant parke yaparlardı evlere. Şimdi de koltuk iskelelerinde, mobilyalarda en çok kullanılan bir ağaçtır. Kızıl ağacı var. Porsuk ağaçları var, şimşir ormanı var, şimşir ağaçları var vadide. Zaten Karadeniz dediği zaman haftada iki kere yağmur yağar, bir kere o kesin. Biri 4 gün sürüyor, biri 3 gün sürüyor. Gürcü mitolojisine göre Tanrı dünyada insanları yarattığı zaman bunlara tabii ki dünya üzerindeki yerleri, arazileri dağıtıyor. Her ulusa, insanlara şeyleri, yerleri dağıtırken meğersem Gürcü de şey yapmış, sızmış bir tarafta. Adam bir uyanmış, bakmış ki her taraf dünyadaki yerler dağıtılmış. Gürcü kalmış ortada. Ne yapsın şimdi? Gidiyor Tanrı'ya. Ey Tanrım, biz de varız. Bizim yerimiz ne oldu diye Tanrı dönüp bakıyor buna. Allah Allah, böyle bir Gürcü diye bir şey insan mı yarattım ben? Madem siz şeysiz kaldınız, yeriniz yok, ben kendime ayırdığım Kafkas, gidin Kafkasya'da sizin olsun.
diye Gürcüleri de Kafkasya'ya düşmüş. Sonra başlıyoruz. Trabzon'dan başlıyorlar işte Sümele Malastırı, Uzungöl, Trabzon'daki yaylalar. Ondan sonra bizim Fırtına Vadisi, Çamlıhemşin, Rize Çamlıhemşin bölgesine giriyoruz. Orada da gideceğimiz yaylalar ilk önce Şenyuva Köprüsü, Zirkale, Palovic Şelalesi, Bulut Şelalesi, Şimşir Ormanları, Kito Yaylası, Ambarlı Yaylası, Elevit, Tirovit, Amlakit, Palovit, Pokut Yaylası, Sal Yaylası, Kavron, Avusor Yaylası, Koçtuzu Yaylası, bir sürü yaylalarımız var. Tabii gitmek istedikleri yerlere biz götürüp geri getiriyoruz. Yeah.